Herkese merhaba arkadaşlar. Don't Starve Hamlet oynamaya kaldığımız yerden 85. günde devam ediyoruz. Evet, bir önceki günde açlıktan biraz bayılacak gibi olsak bile iyi bir şekilde toparladık. Şimdi biraz stok da yaptık. Kapanışta size bir sonraki bölümde diğer adaya gideceğimizi söylemiştik ama ben bunu yapmak istemiyorum. Önceliklerimiz sanırım şöyle olacak. Bu sefer her gün biz bir satıcıya uğrayarak öncelikle bir beri kontrol etmemiz lazım. Beri çalısı bulmamız lazım. Daha sonra da şu an mesela uğrayabileceğimiz satıcı varsa hemen uğrayalım. Daha sonra da uğrayacağımız satıcılardan Gears bulmaya çalışacağız. Gears bularak bir buzdolabı yapmamız lazım. Hepsinden önemli hareketler bunlar olacak. Yarın bir daha uğrayacağız sana. Evet, bu şekilde ilerlemezsek oyun bize çok çok daha zorluk seviyesi yükseltecek şekilde geri dönüyor. Ve biz de çok oyalanmış oluyoruz. Hemen sana da bir giriş yapalım. Sende ne var? Sende bir şey yok. Çıkalım. Evet. Yani hazır gece olmuşken bundan bahsedeyim size. Gerçekten her geçen gün daha fazla yarasa artıyor. Onlarla uğraşmak, baş etmek zor oluyor. Ve yiyecek kaybı da yaşadığımız için çok sıkıntı çekiyoruz. Bunu atlatabilmemizin tek yolu mecbur düzenli ufak bir kurulum yapma. Ufak da olsa düzenli bir kurulum yapmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ancak başka eylemlere geçebiliriz. Bir de vakit kalırsa, fırsat olursa denemek istiyorum. Hatta şimdi gidelim, hırsız mırsız yoksa bir kendi evimize girelim. Anahtarı alarak yanıma denemek istiyorum. Bu kendi güvenlik kulemizi yapmayı, güvenlik kalemizi yapmayı ve bir tane domuz evi inşa etmeyi denemek istiyorum. Bunları da yaptıktan sonra bir sıkıntımız kalmaz herhalde diye düşünüyorum. Belki oyuna daha sonradan ilave edecekler, belki şimdi ilave edecekler. Onu göreceğiz. Sonradan ilave ederlerse de artık bu belediye binasını, güvenlik binasını yaptıktan sonra muhtemelen artık kasaba halkından biraz ya da işte muhafızlardan biraz daha ılımlı bir tepki alabiliriz diye düşünüyorum. Aynı Wilbur'a gösterdikleri gibi. Şu an bize göstermiyorlar biliyorsunuz. Evet, bırakacağımız bir şey var mı? Daha doğrusu sandıklar boş mu? Şunları bir bırakalım. Evet, çok fazla altınımız yok ama şu an yiyecek sıkıntımız da pek yok. Evet, çıkalım bakalım. Seni takalım kafamıza. Çimler biraz daha uzasın. Para ihtiyacımızı giderecek bizim. Benim her gün bu satıcılara, hani şapkacıya çok şu an uğramama gerek yok ama diğer satıcılara uğramam lazım. Sen neden boşsun? Siz neden boşsunuz? Sen burada pek satış yapamıyor musun dostum? Çıkalım. Evet, bunda da işe yarar bir şey yok. Sana gelelim. Evet, her gün bunu yapmak zorundayız. Bir de ormanın içine gidip büyük yürüyen bitkilerden kesmem lazım. Onunla da değnek sopa, artık ismi neyse, ondan yapacağız. Kuş yine geldi ya. Ya kuşçum, valla ben anlamış değilim. Bir tane daha koysan aynısından. Çık bakayım. Koymadı. Olsun, bir tane bilir. Dostum, seninle gerçekten hiçbir işim yok ya benim. Vallahi yok. Bunları acaba şu toprak zemine mi dikmek lazım? Çıkmıyor burada. Her an iniş yapacakmış gibi sanki ya. Senin tezeni mi aldım? Alma sakın beni. Git başkasını al.
Aa, başkasını mı aldı o? Görmedim. Vallahi görmedim. Aa. Evet, kaydı. Şu an dönüş yapamıyorum kayıttan ama kesinlikle seyretmem lazım. Evet, Berici'ye uğradık. Şu bizim silahçıya uğrayalım. Yine burada bir şey yok. Şu an kumaşa ihtiyacımız olur mu? Alalım diyeceğim, para yok. Çıkalım. Makasımız var ama bir tane daha yapalım. Şunlardan artık biraz keselim. Yani kumaş varken kumaş da almak istiyorum. Bir de artık daha güzel, daha sağlam kuruluruz. Şu şeye doğrayalım. Havuççuya uğramayı ihmal ediyoruz. Ona doğrayalım. Evet teyzeciğim. Gel bakalım. Yani akıl sağlığı sıkıntısı çekmiyoruz şu an ama olsun. Kumaşa ihtiyacımız olacak. Ne, buradakiler de büyümüş. Bir sonraki mevsimde gelmek üzeredir. Çıkalım. Şunları da gelmişken keselim. Çok merak ettim ya, kuş ne yaptı, ne alt etti. Evet, çiçekçiye uğramış mıydık hatırlamıyorum. Bir daha uğrayalım. Ne olur ne olmaz. Çıkalım. Evet, sırayla tekrar uğramaya devam ediyoruz. Bir köfte at ağzına. Yani şu an acıkacağımızı zannetmiyorum. Zaten birkaç güne yine yarasalar gelecek. Geldiği zaman ufak da olsa paramız olursa şunlardan da alalım. Satacağız bunları. Tamam, tamam çık. Yeşilli abilere. Yiyecekçiye şu an ihtiyacımız yok. Şu satıcıları tekrar gezmek istiyorum. Her gün işe yarar bir şeyler varsa bulup almamız şart. Bugün bakmış mıydık bunlara? Hepsi aynı sanki. Bir arada bizim neye ihtiyacımız var, şu güvenlik binası ile ilgili, ona da bir bakayım. Onu da ne gerekiyorsa yapalım. Evet, yarın yine bakacağız size. Şimdi evet, fırsat varken şunlara da bir bakalım. Lamba direğine gerek yok. Şehir evi. Domuz totosu muhtemelen vardır kasamızda. Yoksa da artık domuzlar gelecek. Taşımız da var, yapabiliriz. Bunlar, bu zaten onlar var bizde. O satıcılar. Ve bu da vardı galiba. Bu satıcıların hepsi var. Bunu da yapabiliyoruz. Domuz totosu varmış. Hazır geceyi de öyle değerlendirelim bari. Varsa domuz totosu, hatırlamıyorum ama olması lazım. Bak bakalım sanda. Evet var. 7 tane var. Yani çok da yok da. Artık bir şekilde evet, yerine kumaşı bırakalım. Çıkalım. Taş yapalım. Şunu bir atalım şuraya. Üç tane. Evet.
Oyunu yine erken bir saatte oynuyorum. Bu sefer güvenlik. Sanki şuraya koysak karanlıkta çok güzel olur ya. Hadi bakalım. Ama buradan çıktı bir tane. Vallahi çıktı. Hadi ışığını yaksana sen. Niye yakmıyorsun ışığını? Evet, bunlardan da dikerek muhtemelen gelecek yarasaları engellemek için içinden çıktığına göre sıkıntı yok. Evet, bunlardan yapılabilir. Daha sonra yavaş yavaş arttırılabilir daha doğrusu. Şimdi şurada en yukarıda olması lazım. Yapacağımız bir şehir evi kaldı. Orada domuz totomuz 3 tane var. Sabah bir çiçekçiyi bulup hemen şunları satayım. Elimizde ziyan olmadan. Evet, bu şekilde kurulumumuzu yapmaya devam edeceğiz. Bu arada mevsim değişiyor galiba, değişecek. Gelici abim sen de gel. Sen kaç kuruş veriyordun bakalım? 12, 16, süper. 1'e alıyoruz, 4'e satıyoruz. Güzel ticaret. Çiçekçiler, ne yapıyorsunuz? Gel bakayım sen. Evet, muhafızımız güzel oldu. Artık muhtemelen bu gece de oraya ışığını yakar. Gördüğünüz gibi. Bu kim? Yani niye hala bu kim diyorsun ya? Evet, bunların bize hala saldırgan tavırları gitmiyor. Başkanlıkta da bir şey yok zaten. Evet, şu rayaları bir daha uğrayalım bakalım. Neler dönüp bitiyor görelim. Evet, hep aynı şeyler. Şundan var mıydı bilmiyorum. İhtiyacımız da var mı? Vardı da kaç tane bilmiyorum. Bakacağız. Onlara da bakacağız. Çıkalım. Bundan ne kadar çok satmaya başladım. Evet, gidelim bakalım kendi satıcılarımıza, eski satıcılarımıza. Fırsat varken de keselim. Berici abim gel. Alma mı vermişiz az önce? Hüh. Evet, bu şekilde güzel oldu. İyi ilerliyoruz hiç değilse. Çıkalım. O bizim beriler olmuş. Güzel. Olmadı, bizim havuççu da şey de olması lazım ya. Et de vardı galiba. Oo, bugün yine hiçbir şey yok sende. Evet, şöyle aşağıları dolanalım. Bir bakalım. Birici amcalar var mı? Burada çok fazla muhafız var. Evet. Şimdi domuz totosu da bulmaya çıkabiliriz kasabanın dışına. Yarasa falan kaldıysa oralarda. Bu arada ben şemsiyeyi niye kullanmıyorsam. Hemen bir gidip bakalım ya. Neredeydi? Bizim evet görevinin şuralarda falan olması lazım. Hadi bakalım. Fena
Fena rüzgar var. Mevsim değişecek galiba. Orada benim yanımda silah namına da bir şey var mı? Yok. Vallahi böyle dımdızlak gelmişiz. Şöyle yapalım. Neden silah yapamıyoruz? İp. İp yapamıyoruz. Makasımız nerede? Gerçi sende silah var mıydı burada? Yok. Sende silah da yok. Tamam. Çantaya atalım. Hop. Şunu giyinelim. Çantada mı bıraktık ya? Hadi. Alt tarafı bir domuz totosu alacağız sizden. Hadi. Hiçbir şey çıkmadı. Olasak atma dostum, atma. Kaydedilirken çok takılıyor. Evet, hadi şunu şurada depolayalım. Evet. Vallahi çok sağlam oynuyor diyorsunuz ama ben çok riskli oynuyorum ya. Gerçekten riskli oynuyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Hadi gidelim Dodo. Koş Dodo, koş. Gece olmadan varalım. Evet, muhtemelen yarına da artık o diğer evi de yaparız. Gel buraya, gel lan. Gel buraya. Bir tane de et ver de yarın doyursaydık karnımız. Oh, tamamdır. Evet, bu yeni güvenlik. Yok ya bu. Ha, yok, var var. Evet, kendine yapmış. Evinin ışığı yok da kendi ışığı var. Olsun, o da iyi. Dodo neredesin Dodo? Gelirsin herhalde. Beklemeyelim seni. Vallahi veriler parayla ya. Dur. Acelesi yok. Dur bir dakika. Şimdi. Dodo, seni bırakacağım artık ya. Çok bana şu an külfet oluyorsun. Aç ağzını bakayım. Şunu alayım yanıma. Senden başka alacak bir şey yok. Bir de güvenlik amaçlı bir silah alsak. Yok, onu da bırakayım. Hadi gidelim. Ya da bunlar güzel kesiyor ya. Seni bırak. Aslında en güzel şunlar da. Onları da diğer adaya giderken kullanmak istiyorum. Evet, sabah oluyor. Artık şu dükkanları bir daha turlayalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Hadi. Evet, mevsim geçişi de var. Eve uğrayalım hemen. Şuraya baktıktan sonra. Hemen eve geçti Dodo. Şey, artık Dodo'nun. Bizim Dodo nerede? Dodo'yu bıraktık değil mi? Tamam. Evet, gaz maskemiz nerede bizim? Hemen şunu kuşan. Dodo bug'a girdi.
Şemsiyeye artık ihtiyacımız yok. Şuna da bir süre ihtiyacımız yok. Domuz totosu yanımızda olsun. Çıkalım. Evet şu. Bu ne? Ha, lamba değil, dur. Ay, bir de kalasa mı ihtiyacımız var? Odun keseceğiz ha. Peki, tamam, yapacağız. Kaç taneydi? Taştan 3 tane. Tamam, biz gidelim şimdi odun kesmeye bir de. Ben makası şuraya atayım da. Bir tanesi kalsın orada. Teyzem gelsen de. Nasıl olsa seninle uğraşacağız. Verici amcalarım. Hemen satayım. Bayatlayacak yoksa bunlar. Bak, daha satıcılara uğrayacağız. Hadi. Bir tanemiz şurada. Ha, gelin hemen, gelin. Aşağıdakine de, çiçekçiye de bir daha gidelim. Unutuyoruz hep. Unutmamamız lazım. Bu bere olayı kesin halletmemiz gereken bir şey. Biz arıyoruz ya, bere vermiyor. Neyse. Arada çıkartalım. Tedarikli kullanalım. Bir tane kumaşımız var gerçi. Yine yaparız yediğini de. Çok çabuk bitecek yoksa. Evet, şu an birici bulmakla uğraşmak istemiyorum. Şunları hemen keselim. Bunlardan da çok az çıkıyor ama. Yine satıcılara uğramadık. Hadi. Sen bizi saldırmaya geleceksin ya. Of. Yani gerçekten şunlarla hiç başımızı belaya sokmamak gerek aslında. Çok sıkıntı veriyorlar. Kaç oldu tahtamız? Oo, daha başındayız vallahi yolun. Her bir rüzgar, sen eksiksin zaten. Sonra mı esiyor ya? Bir de o, evet, hani fırsat kalırsa artık gideceğim oraya. Kaçıncı? 88. günü bitiriyoruz. İnşallah 90. günde toparlanırız da bir ormana gidip artık o büyük yürüyen bitkilerden toplarız, keseriz. 4 tane lazımdı. 2 tane daha lazım galiba bana. Hadi. Of. Yemin ediyorum yani siz çok zorluyorsunuz adamı. Gerçekten çok zorluyorsunuz. Seninle de kavgalı değiliz herhalde. Kalasamızı hemen yapalım. Neredeydi o? Evet, şuraya söz vermiştik ama onu da şöyle
Geceden sonra artık daha sonra şunları biraz daha topluyorum. Gerçi bunlar da çürüyor galiba ya. Hemen şurayı 2 dakikada dikeyim. Buraya güzel bir orman yapacağız. Evet, burası bizim izleyici ormanımız olacak. Hadi bakalım. Bir de açlık olayı vuracak birazdan. Onu da unutmayalım. Şunları dolaşalım ama bugün dolaşmadık. Şuradan biraz makaslayalım. Fırsat varken hazır geceye de giriyoruz. Sana da bir uğrasaydık. Kilitlendin. Tamam. Diğerleri şu yukarıdakine de gidelim. Evet, sabah olsun. Hemen şu şeyi de yapalım. Artık bu evimizi de yapalım. Evet, bu satıcılar bizim eski satıcılar şunlar. Şu 5 tane satıcı. O yüzden onları buraya yapmamızın hiçbir manası yok. Bir tek yapmadığımız şu an gördüğünüz gibi lambayla o kaldı. Bayağı da yapmışız. Burada ben çok maskeyi taktım ya. Gerçekten çok taktım. Evet, 2 tane var. Bir tane de buz almam lazım benim. Hemen bir buz alırsam. Önce bir açlığımızı giderelim. Ondan sonra artık halledeceğiz. Yeni domuz evini halledeceğiz. Şuradan bir tane buz alsam yetiyor galiba. Beri varsa hazır gelmişken de beri alırız. Evet, var. Geç havuçlar da iş görüyor da şu an canavar etimi olmadığı için zaten gerek yok. Gidelim bir hemen açlığımızı halledelim. Yoksa bugünü geçiremeyeceğiz. Evet, bize bu çalı çırpıdan vermediğin için sana da teşekkürler. Keşke daha fazla buz olsaymışız. Neyse, sorun değil ya. Evet, eve bırakacağımız bir şey yok gibi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya sen bunu biraz rahatla. Tamam. Evet, şimdi gidelim domuz evimizi şu yeni yerlerden bir yere, hatta şuraya dikelim. Evet, hayırlı olsun. Acaba her seferinde farklı ev mi verecek? Alem yeşille teyze çıktı. Sana da teşekkürler. Sen bize kıyak geçer misin? Geçmiyoruz. Neyse, hadi bakalım. Evet, bu da popülasyonu geliştirmek için herhalde.
Çık 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 çık. Hepsini vurayalım. Farklı bir şey arıyoruz. İş görür bir şey olur. Bir uğramadığımız yukarıdaki bizim eski satıcı, silah satıcısı var. Ona da gidelim. Bir de aklıma geldi. Acaba o makinaları öldürebiliyor muyuz ya? Sağlam bir zırhla falan gitsem öldürebilir miyiz acaba? Evet, yeni olan her şeyi yaptık. Kendi belediyemize dair ama şu an bizi pek tınlamıyorlar, bizi pek işletmiyorlar. Evet, bir bakayım. Şurada bir de aklıma gelmişken dikiş nakış seti yapabiliyor muyuz? Ona da bir bakmak istiyorum. Ona da bir bakalım. Nerede olduğunu hatırlarsam bir de muhtemelen şapkadadır. Evet. İki tane şundan lazım. 8 tane. Ah. Odun hallederiz. İki tane ondan var. Ağımız yok. Evet, biz oraya bir ava çıkacağız şimdi. Bizim ava gitmemiz şart. Tezeyi dışarı atarız. Yiyecek alacağız. Yiyeceğe mecburen para vereceğim şu an. Uğraşamayacağım çünkü. Şunu artık koyalım. Şu an artık hiçbir işimize yaramıyor. Şundan biraz daha stoklayacağız ve çıkacağız gideceğiz. Evet, hiç vakit kaybetmeden gitmek istiyorum. Oraya gidene kadar zaten sabah olur. İhtiyacım olan bir şey varsa da alayım diyorum. Şu an yok. Tamam, çıkalım gidelim artık. Daha fazla oyalanmak istemiyorum diyeceğim. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Evet. Sen şunu tak bakalım. Aşağıda güvenlikler daha mı fazlaydı acaba? Evet, burada daha fazla. Buraya insinler bari. İndikleri anda da maskemi takacağım. Evet, gördüğünüz gibi. Kusura bakmasın, evini yaktık yani. Wow, ne yapıyorsunuz? Uf, yok artık ya. Bu sefer gerçekten fazlalar. Gerçekten fazlalar. Gerçekten çok fazlalar. Yani birkaç tane olsa bodozlama dalacağım ama hala üzerime gelen çok sayıda var. Of 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 of. Zırh olmasa gitmiştik. Benim silahım nerede ya? Nerede maskem nerede? Şu an hiçbir şey göremediğim için çantayı bile nereye attım onu da hatırlamıyorum. Of, zor yırttık. Gerçekten zor yırttık. Çantamı ne yaptınız? Yaktılar değil mi çantamı? Yanmış çantam. Çantam yanmış. Nereden yapıyorduk çantayı?
alta gitti. Neyse. Neyse evet. Artık yarın sabah daha bir sağlam bir şekilde toparlanıp yürüyüşe geçeceğiz galiba. Evet, sabah olur olmaz şuradan ben bir alayım artık şeyi. Şuralarda bir şey var mı? Zayiat var mı? Yok. Şuradan buz alalım. Gidelim eve de bir yolluk. Yani daha doğrusu karnımızı doyuralım. Yolluk ne? Evet, çok fazla geldikleri için canavar etlerini de alamıyoruz ki. Anca bu kadar. Sen çıksan şuradan ya. Sonra da şunları satalım. Evet, kaskımız da zırhımız da bitti. Onlarla uğraşacağız şimdi. Çık buradan. Evet, şimdi şuraya hemen bir yiyeceklerimizi yapalım. Evet, yine açlıktan ölmek üzereyiz zaten. Ucuz yırtık. Aa, bundan varmış. 6 tane varmış. 2 tane daha lazım. Evet, 2 tane daha bulduk mu tamamdır. Dikiş nakış yapacağız. Hatta hemen şunu da pişirmeni beklemeden mi gitsek gelsek? Yok, bekleyelim ya. Ne olur ne olmaz. Geç geliriz falan. Şunu da bırakalım. Al yanına, hadi git. Oh, hadi. Bas git, bas git, bas git. Evet, gideceğimiz yer belli. Şuraya gideceğiz. Buradan iki tane, bir tane ağaç kessek hatta alabiliyoruz. Onu da yaptıktan sonra acaba şu maskeyi tamir edebiliyor muyuz? Onu kontrol etmek istiyorum. Daha sonra da bir tane hızlı yürüyüş için bir sopa avına çıkarız. Bırak peşimi artık ya. Evet, vallahi bu yarasalar geldiği zaman çok büyük sıkıntı oluyor. Artık 4 günde bir falan geliyor. 90. gündeyiz. Neredeyim ben ya? Şunları da en güzel avlamanızın yolu, zaten bu tüylere gaz maskesi döneminde ihtiyacınız olduğu için bu mevsime geldiğin anda direkt gelip burada sarmaşıkların arasında kıstırabilirsiniz. Onun dışında kıstırmak için çok fazla oyalanmanıza gerek yok. Evet, görevimiz de burada. Şuradan kıyıdan köşeden geçsek izin vermez misin? Bir de orada da var, orada da var. Şuradaki daha temkinli sanki. Kaç da çiçek toplasak fena olmaz. Satarız. Evet, şu büyük çobanı kesmek istiyorum. Sekiz yapalım, gidelim. Hadi ben kaçar. Aa, şu taşımız da varmış ya. Varken al. Sakala makala ihtiyacımız yok. Geldiğimiz yerden çıkalım, gidelim.
Evet, 90. günü deviriyoruz valla. Aha. Gel buraya, gel buraya dostum, gel buraya. Evet. Seni çok merak ediyoruz, ne yapacağız? Gel. Ha, yerde kaplıyorsunuz siz. Ha, dik işareti çıkmadığı için bunları bırakıyoruz, bırakabiliyoruz. Şimdi sizinle hiç uğraşamam. Direkt gidiyorum ben. Direkt gidiyorum. Şu şeye gitmek istiyorum. Hadi gece olmadan. Şuraya. Oo, güzel gözüküyor ormanda vallahi. Daha sonra da tahtaya, oduna ihtiyacımız olursa orayı hallederiz. Evet, bunlara şey yapamıyoruz. Buraya bırakabiliyoruz ancak. Bunları dikemiyoruz. Lan, kavga etmeyin. Şunu da yiyelim. Şunu tak, bitmesin. Hadi bakalım. Evet, çok sessiz bir gece oldu bu ya. Evet, artık yapalım şunu ya. Neredeydin? Şapkadaydın sen. İki tane de şuradan al artık. Oh be. Neredesin? Ha? Oh tamam, fulledi vallahi, fulledi. Bizim zırhımız nerede? Zırhımız komple patlamış. Şunu şuraya bir alalım. Niye yapamıyor onu? Kafasında mı olması lazım? Kaskı niye yapamıyoruz? Evet, çok ilginç. Neyse. Sadece gaz maskesi için bile süper bence. Kuşan. Evet arkadaşlar, bu bölümlük bu kadar olsun. Hiç değilse biraz düzenli bir şekilde gitmeye çalıştık. Bundan sonraki bölümde artık şu hızlanmak için bir sopadan yapacağız. Ondan sonra da artık ikinci kasabaya bir tekrar gideceğiz. Tekrar bir bakalım, kraliçeye uğrayalım. Yeni şeyler var mı, yenilikler var mı? Onu görmüş oluruz. Evet, umarım memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz, abone olursanız çok sevinirim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.